Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na göre açlık sınırı Ocak'ta bir önceki aya göre 959 lira artarak 17.441 liraya yükseldi. Açlık sınırının 17.002 liralık asgari ücreti geride bıraktığı Ocak ayında yoksulluk sınırı ise 48.495 liraya kadar çıktı. Yine Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Ocak ayında gıda fiyatlarının yıllık artış oranının %96.5 olarak gerçekleştiğini söylüyor. Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de gıda fiyatları artmaya devam ediyor. Gıda ve Tarım Örgütü gıda fiyat endeksine göre dünya genelinde gıda fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %10.4 oranında düşüş kaydetti. Ülkedeki et fiyatlarını düşürmek için ithalata sarılan iktidar geçen yıl 1.2 milyar dolarlık canlı hayvan, 363 milyon dolarlık da et ve et ürün ithalatı gerçekleştirdi. Buna rağmen Türkiye'de et fiyatları geçen yıl 3 haneli oranlarda maalesef arttı. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 18.80 lira olan dolar kuru 2024 Ocak ayında 30.55'e çıkarak %62 arttı. Yine geçen yılın Ocak ayında 1159 lira olan gram altın 2024 Ocak'ta 1984 liraya çıkarak %71.18 oranında arttı. Aynı dönemlerde ise kırmızı et fiyatı 99 liradan 450 liraya çıkarak %354 ile rekor oranda artış gösterdi. Kırmızı et bir yatırım aracı olsaydı altın ve dolardan daha fazla kar getirirdi. 10 bin liralık emekli maaşı ve daha Şubat ayında açlık sınırının altında kalan askeri ücretle yurttaşlarımız maalesef açlığa mahkum edildi. Simidin bile 15 liraya çıktığı ülkemizde sofraya kırmızı et koymak hayal oldu. Milyonlarca dar gelirli ve emekli bırakın kırmızı et tüketmeyi, karnını doyuramaz noktaya geldi. Kötü ekonomi yönetimi ve yanlış tarım politikaları ile yurttaşlar önce gramla et almaya başladı, şimdi maalesef onu bile alamıyor. Halk derin bir yoksulluk içinde açlıkla mücadele ediyor.